Biz onları göremiyoruz ama onlar bizi görüyor. İstesek melekleri hayatımızdan tard edebilir miyiz diye bir söz var, bir şiirden bir bölüm var ya. Melekler bizim hayatımızda. Fakat baktığımız zaman melekler tabii bizim gibi varlıklar değil. Nurani varlıklar, ruhani varlıklar ve normal insan gözüyle algılanamayan varlıklar. Fakat peygamberler görmüş. Çünkü hem kitapların gelme sürecinde, vahiyin gelme sürecinde hem de başka şekillerde peygamberlere meleklerin göründüğünü ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Hazreti İbrahim'e mesela melekler insan şeklinde geliyor. Hatta ona misafir oluyorlar. Hazreti İbrahim malum misafirperverliğiyle meşhur. Hemen onlara yemek hazırlıyor. Ve bir müddet sonra da yemek yemediklerini görünce de bir ürperti hali oluşuyor. Ve sonra onlar durumu izah ediyorlar. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, bir gün sahabe-i kiramla birlikte otururken hiç kimsenin tanımadığı fakat üzerine bir yol izi de eseri de gözükmeyen birisi geliyor. İşte Mel imanı Mel İslamı, Mel ihsan İman, İslam ve İhsan hakkında sorular soruyor. En sonunda kıyameti soruyor. Cevaplardan sonra da doğru söyledin diyerek ayrılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gelenin Cebrail Aleyhisselam olduğunu ve insanlara oradakilere dini Öğretmek için geldiğini sahabe-i kirama ifade ediyor. Dolayısıyla peygamberlere melekler e, görünmüştür. Diğer taraftan Hazreti Meryem gibi peygamber olmadığı halde melekleri gören Cebrail Aleyhisselam'ın e, ona göründüğünü yine Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. İnsanlarda olmuştur. E, fakat bu istisnai bir durumdur. Yani Peygamber olmayan insanlar tarafından meleklerin görünmesi e, son derece istisnai bir durumdur. Bunu niye tekrar ediyorum? Çünkü zaman zaman bazı kardeşlerimizin böyle evhamları oluyor. Ben şahsen yaşadım. Bir kardeşimiz bir gün dedi ki hocam ben secde halindeyken imamlığımızda meleği gördüm. Ve melek bana dedi ki secdede şunu yap bunu yap. E şimdi böyle bir şeye inanmamak, bu tür duygulara da kapıyı kapatmamak gerekiyor. Biz peygamber değiliz. Biz evliya değiliz dolayısıyla meleklerin meleklerin bizimle konuştuğunu varsaymamıza gerek yok. Meleklere Cenab-ı Hak belirli görevler vermiş. Peygamberler onlar tebliğleri iletmişler ve kendilerine verilen görevleri yerine getiriyorlar. Onlar bizi görüyorlar, biz onları görmüyoruz.